Evet, temizlik benim işimdi. Haftanın üçüncü gün finaliyle karşınızdayız. Şükürler olsun üçüncü gün temizliğimizi de bitirdik. Necla elinden geleni yaptı. Tüm enerjisini, performansını gösterdi. Bayağı da enerjik, şen, şakrak, eli hızlı bir yarışmacımızdı. Necla ne hissediyorsun? Günün geldi, yarıştın. Çok iyi hissediyorum. Gayet hakkını verdim. Sonuna kadar arkasındayım temizliğimin. Temizliğini tam anlamıyla gösterdiğini düşünüyorsun. Evet. Peki bakalım arkadaşların evi nasıl yorumlayacaklar öncelikle? Temizliğini beğendiler mi? Aynı zamanda dışarıda da temizlik işiyle uğraşıyorsun bir bankada. Yani tüm günü temizlikle geçiriyorsun aslında. Peki bakalım arkadaşların temizliğini beğendiler mi? Figen senden başlayalım yine. Hadi önce ben bir şey söylesem. Ne gibi yorum yapacaksın? Yok hayır başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey. Buyur. Evet. Buyur. Bugün arkadaşlarımla Figen, Seda, Rabia dördümüz bir yere gittik arabayla. Peki. Peki. Tamam. Orada arabada bir şey konuşuldu. Necla'nın temizliğini nasıl buluyorsunuz diye kendi aralarında konuşmaya başladılar. Üçü kendi arasında. Evet. Konuşmak yasak dedim önce. Biz kendi aramızda dedikodu yapacağız dediler. Peki sen bu dedikoduya dahil oldun mu ya da bir ne konuştular yani? Şöyle. Çok pardon. Bu arada dört yarışmacımız da set dışında asla birbirleriyle konuşmuyorlar. Konuşmaları yasak. Çünkü fikir alışverişi veyahut birbirlerini yönlendirmeleri engel olmak için dışarıda kesinlikle set arkasında konuşmaları yasaklıyoruz. Hatta bazen ekip arkadaşları yanlarına gidiyor. Konuşmalarını engelliyorlar. Hani birbirinize fikir alışverişinde bulunmayın. Ve evi gezdikten sonra asla birbirlerine bir şey söylemiyorlar. Kir bile görseler birbirlerine göstermiyorlar. Bu tamamıyla yasak bu arada. İzleyicilerimizde bilgisi olsun. Evet. Sonra böyle bir konuşmaya başladılar. İşte Necla salonda iyi başladı. Koltukları iyi siliyordu. Ama camda bocaladı bilmem ne. Böyle devam ediyorlardı. Sonra Figen şey dedi. Benim Necla'ya vereceğim puan belli. 3 vereceğim ama bir de bakıyor musun? Çat 2 veriyormuşum dedi. Yani ben buradan şunu anlamak istiyorum. Bunu kime dedi peki? Rabia, Seda, ben, Figen Hanım dördümüz oturuyorduk. Benim Necla'ya vereceğim puan minimum 3 olarak ben bunu lanse ettim. Ondan sonra da espri yaparak çat 2 veriyormuşum bir de diye güldüm arkasından. Sonra ben bunun arkasında şeyi düşünüyorum. Dün bana haksızlık yapıldığını ve 3 kişinin bir arada konuşup 2'yi öyle verdiklerini düşünüyorum. Yani bana haksızlık yapalım. Yani dün senin gününde de mi aralarında konuşup evet, karar evet. Bunların yani bu şekilde aralarında konuşup, anlaşıp, aynı Necla, yorumları yapıp... Necla senin böyle bir şeyden haberin var mı? Dün de mesela Rabia yoktu. Şey pardon, dün de Aysel yoktu. Sen onlarla birlikteydin. Evet. Böyle bir şeye şahit oldun mu? Yok, hayır. Kesinlikle şahit olmadım. Bir şey soracağım. Figen neden arkadaşlarının yanında puanını belli ettin? Espri yaptım. 3 vereceğini neden arkadaşlarının yanında söylüyorsun? Ya 4 de verebilirim, 5 de verebilirim. Hayır, puanını neden söylüyorsunuz? Yani zaten biz burada puanını Ama konuşuluyordu bu arada, dedikodu adı altında bir şey konuşulmadı. Dedikodu yapıyoruz mantığıyla bir şey Hayır, konuşulmadı. Hayır, dedikodu yapacağız denildi. Böyle başlandı zaten muhabbet. Dedikodu fikri, yani dedikodu diye bir şey benim ağzımdan çıkmadı. Ben bunu kabul etmiyorum. Kim eden dedi o dedikodu? Varsa kabul etsin dedikodu. Ya Rabia'ydı ya Seda, orasını tam hatırlamıyorum. Ama ben bir şey konuşmak istiyorum. Aysel kameraları çok güzel oynuyorsun. Yok, bu hiç bir. Kameralar oynamıyorum. Bu bir, senin kadar değil. Figen, ben Necla'ya 3 puan vereceğim diye bir kelime söylemedi. Şu söylediği an kelime şu anda bir lafımı bitireyim isterseniz. Sadece şunu söyledi. Minimum Necla'ya verebileceğim puan 3 dedi. Ama dedi mutfakta şurada burada da olursa kötü olursa bir bakmışsınız 2 vermişim şu an, dedi. Şimdi bir şey diyeceğim. Yani şu anda dediğiyle onu... aynı kapıya çıkmıyor mu? Hayır. Orada Aysel Hanım ben 3 puan vereceğim. Kadir Bey yani zaten minimum söylüyor. 3 puan vereceğim demek. Yani ben 3 puanı kafamda garantiledim demek. Evet, 3 puandan aşağıya vermiyorum demek istedi. Neden böyle bir şeyi aranızda konuşuyorsunuz? Belki yani... Rabia daha yüksek bir puan verecek ama Figen 3 veriyorsa o zaman ben niye 4 vereyim ki? Figen 3 veriyorsa ben de 3 verebilirim diyebilir. Bence Aysel'in dediği gibi konuşmuş aralarında. Zaten sürekli de konuşuyorlardır. Kendi aranızda evi yorumladınız mı? Hani koltuğu böyle sildi, camı şöyle sildi, kapıyı böyle şöyle aldı. Şöyle bir yorumlaşma eli hızlı dedik. Koltukları silerken gördüğümüzde evet eli Necla hızlı. Necla Hanım için peki söyledik. Evin diğer bölümleri hakkında bir yorum yapmadınız mı? Fırsatımız olmadı. Fırsatınız olmadı. Peki yani set olarak bu kadar uyarmamıza rağmen, dışarıda arkadaşlarınız sizin aranızda durmasına rağmen neden hala aranızda evle ilgili görüşüyorsunuz? Şimdi o zaman ben burada tek tek yorumlarınızı niye alayım? O zaman bir kişiden yorumları alırım. Zaten diğerlerine yorum yapacağınız
yapacağımızı biliyor. Yani Rabia da Figen de şu anda senin ne yorum yapacağını biliyor. Yo, kaç puan öyle... vereceğini de az çok tahmin ediyorlardır. Yani ben burada yalı kazığı mıyım o zaman? Şöyle söyleyeyim. Yani şunu söylemek istiyorum. Bizim burada sizin aranızda konuşmanıza engel olmamızın tek sebebi burada herkes kendi fikrini söylesin, kendi temizlik görüşünü söylesin. Şimdi sen belki de Rabia'nın temizlik görüşünü bana söylüyorsun. Ben senin temizlik görüşünü hakkında kendi yorumunu nereden bileceğim? Kendi yorumun olduğunu. Belki Figen'in yönlendirmesiyle o yorumu yaptın. Bu olabilir. Aysel Hanım dün 2 puan almasından dolayı bence bu polemiği yaratmak istedi. Daha yüksek puanlar bekliyordu. Maalesef olmamış bir temizlikti. Olmamış bir temizliğe de ancak verebileceğim puan 2 puandı. Ev hakkında hadi yorum yaptınız. Tutamadınız kendini. Dedikoduyu seviyoruz. Camı güzel sildi dedin. Kapıyı güzel sildi dedin de. Yani Figen'in kalkıp bana minimum 3 puan verici. Bak hayır. Puan konusuna girmek sıkıntı. O bu şekilde hani konuştu. Biz üzerine bir laf etmedik. Hani neden böyle yapıyorsun, neden daha fazla, neden daha az, hani hiçbir konuşma yapılmadı. Çünkü Figen'in bu konuda hani espri anlamında söylediğini biliyoruz. Üstelemedik, üzerine de farklı bir konu konuşulmadı. O öyle söyledi ondan ben sonra. Ben şeyi de merak ediyorum. Tamam biz dedikodu yaptık ettik. Tamam biz suçluyuz, biz hatalıyız. Peki Aysel'cim sen neden böyle bir kelime kullandın? Ben işte 2-2 verdiniz ama biz onu 3 veririz, 4 veririz. Bunların hiçbirinin önemi yok çünkü birinciyi Kadir Bey seçiyor dedi. Kadir Bey'in son puanıyla sonuçlanıyor. Hayır. Hiç öyle bir şey söylemedin. Hayır, şöyle dedi, bir şey söyledim. Şöyle iptal edecek. Evet, kendisi şu anda sonuncu olacağına inandığı için burada böyle bir tartışma çıkarıyorsun ki Kadir Bey puanları iptal etsin. Kadir Bey puanını biliyor musun? Kadir Bey puanları iptal etsin, hepimizin puanlarını kendi adaletiyle versin. Hayır. Bunu yapmaya çalışıyorsun. Şöyle söyledim. Bunu da arabada bize lanse ettin. Hayır, Kadir Bey şöyle söyledim ben. Puan konusu açıldığında senin 9 puanın var, Figen'in 13 puanı var dediler. Ben de evet dedim ama Kadir Bey ya da işte birisi yani set arkası haksızlık olduğunu düşünürse Kadir Bey'in bütün puanları iptal edip kendi verdiği puanla birinciyi seçme hakkı var dedim. Ki bunu programda yapmıştım. Daha öncelerde de oldu. Evet. Peki Rabia, Aysel yani bu dedikoduyu buraya getirmesinin tek sebebi Aysel'in ben puanları iptal edeyim mi? O yüzden. Evet, hepsi o yüzden. Hayır, kesinlikle hayır. Rabia ben sen ne düşünüyorsun? Ben şu an Aysel'in çok komik olduğunu düşünüyorum. Bence de. Aysel düşük puan aldığı için puanların iptal edilmesini, sadece Kadir Bey'in oy vermesini istediği için bu şekilde davrandığını düşünüyorum. Figen Hanım zaten şu an puanı belli, günü geçti. Figen Hanım'a beş karşı... 5 de verebilirim, 4 peki, de verebilirim. Peki, şunu istiyorum Figen'cim, sen de tahtanı alsana zahmet. Tabii. Şu anda herkes tahtasını kaldırsın, yorumların önce puanlarını versin, buyur. Ben 2 aldığım için onlara karşı sinirli olduğumu ya da karşı olduğumu düşünmeleri normal ama asla değilim. Bu bir yarışma çünkü, biz burada birey olarak yarışmaya geldik, grup olarak yarışmaya gelmedik. Onların birlik olduğunu, grup olduğunu düşünüyorum ve böyle karar verdiklerini düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.